sadece bir öğün beslendi ve 26 kilo vermeyi başardı. 30 günde farklı bir vücudun olur mu? Göreceğiz. Bu da birlikte. Şuna. Herkese merhaba. Nihayet merakla beklediğiniz 30 günlük değişim programı bugün bitti. Ben de söz verdiğim gibi 30 günlük değişim programımı, neler yaptığımı, nasıl bir süreçten geçtim ve neler yaşadığımı size ayrıntılı bir şekilde bu videoda anlatacağım. 30 günde farklı bir vücudun olur mu? Göreceğiz. Oluyor muymuş? 30 günde bu videonun asıl adı aslında 30 günde 26 kilo nasıl verdim? Evet, ben bunu başardım. 30 günde hedefim 20 kilo verebilmekti. Biraz ütopik bir şey olsun istedim. Biraz gerçekten zor bir şey olsun istedim. Başarılması imkansız bir hedef koymak istedim. Ve kendime 30 günde 20 kilo vermek gibi bir hedef koydum. Ve ben bunu tamı tamına 6 kilo üzerine çıktım ve 30 günde 26 kilo verdim. Neredeyse günlük ortalama 1 kilo verdim. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir zaman yapamayacağım, başaramayacağım bir şey değildi. Çünkü gerçekten bir hedefim vardı. Ona fokuslandım, hedefime inandım. Ve en büyük yeteneğim olan irademi kullanarak bu hedefin, bu çalışmanın üstesinden geldim. Birinci günden başlayalım. Hadi bakalım ilk gün nasıl geçmiş, neler yemişim. O ilk günkü yediğim Big Mac'lerin kokusu hala burnumda, unutamıyorum. Ama şu anda hiç özlemiyorum. Şu anda çünkü karnım tok. Hadi hep beraber izleyelim. 30 günlük süreç başlasın. Son hamburgerlerim mi diyeyim? Yok, son hamburgerlerim olmaz ama birazdan ölçüme gideceğim. Ölçümden sonra artık benim için yeni bir milat başlıyor. Yiyebileceğim kadar yiyeceğim. Tiksinebileceğim kadar tiksinmem lazım bu gıdalardan. Tartı abi. Şimdi tartıya sıkacağım. Bakalım kaç kiloyla başlıyoruz. Buçuk. 106 mı? Aynen, şu an tam güzel. 106 kiloyla başlıyoruz. Şimdi bu videoyu montajlayacak olan arkadaşıma buradan bir mesaj gönderiyor. Şu halimin yanına Tyler Durden'ın o hani şeyde dövüş esnasında bir tane fotoğrafı var ya, ağzında sigarayla falan. Onu yanıma bir koysun. 6 haftada bundan buna döneceğim. Şuna. Gördüğünüz gibi ölçümlerim yapıldı. Belim tamı tamına 103 santim. İnanılmaz. Yani belimin çevresi yaklaşık 1 metrenin üzerinde. Ölçümlerim böyleydi. Ölçümleri yapar yapmaz ertesi gün hemen İstanbul'daki Bokçin Nişantaşı şubesine geçtim. Ve sürecime Bokçin Nişantaşı şubesinde devam ettim. Evet, challenge'ımın ikinci günü. Daha dün, bugün 27 Haziran'ı. Bugün 26 Haziran'ı, bugün 24 Haziran'ı. Challenge'ımın ikinci günü. Sabah 7 gibi antrenman yapmak üzere salona geldim. Kahvemi koydum. Daha henüz kahvaltı yapmadım. Bu kahve yaklaşık biraz hacmen büyük gözüküyor. Hacmen büyük gözükmesinin nedeni şu: içinde çok fazla kahve var. Herhalde yaklaşık bir 6 tepeleme kaşık kahve var. 6 kaşıkla başlıyorum. Zaman içerisinde arttıracağım çünkü kahve toleransım çok düşük. 6 kaşık bile büyük bir ihtimal bana herhangi bir nabız falan yaptırmayacak. Challenge'ımın 4. günündeyiz. Salı. Sadece evet, bugün cuma, 4. günü. 4. günün içindeyim, yeni başladım. Saat şu anda 9:20 geçiyor. 8:30 gibi başladım antrenmana. Bugün kol günümdü. Dün tek öğün yedim. Sadece akşam yemeği yedim. Biraz tavuk, biraz yoğurt,
biraz da meyve yedim. Tekrar ediyorum, herhangi bir diyet protokolüne tabi değilim. Tamamen içgüdü serbest dinliyorum. Eğer canım gerçekten bir şey yemek istiyorsa yiyorum. Herhangi bir diyet, gıda kısıtlamam yok. Sadece miktar kısıtlamam var. Mümkün olduğunca yememeye çalışıyorum. Tek sırrım bu. Gördüğünüz gibi sadece suyla antrenman yapıyorum. Evet, Bobçim Nişantaşı'nda süreci başlattım ve gayet planladığım şekilde gidiyordu. Bu planı nasıl yaptığımı, nasıl belirledim birazdan sizlere anlatacağım. Ama şöyle, o İstanbul'da olduğum bu challenge'a başlamadan önce, kısa bir süre önce çekmiş olduğum, Nişantaşı'nda yine çekmiş olduğum bir video var. O videodaki halimi gerçekten görmüş olmanızı istiyorum. Yani en kilolu olduğum herhalde, en böyle şişman olduğum hallerimden biridir. Yani challenge o haldeyken başladı. Benim o halimle başladı ve şu anda bu haldeyim. Şimdi o videoyu bir izleyelim bakalım nasılmışım. Evet, kendimi o halde gördükten sonra, aynaya baktıktan sonra gerçekten 20 kilonun beni ne kadar değiştireceğini tahmin edebiliyordum. Ve dün bu değişim süreci bu şekilde başladı. Olayın en can alıcı noktası, challenge'ın beni başarıya götüren en büyük pay sahibi olan spor bölümü. Bakın ben her zaman şunu söylüyorum ve şunu savunuyorum. Biliyorsunuz bu tip fitness videolarında, transformation yani dönüşüm videolarında, fitness sektöründe çok kullanılan bir tabir vardır. Beni tanıyanlar da bilir ve benim her zaman karşısında duyduğum bir tabir. Karın kası mutfakta yapılır tabiri. Tam tersine hatta söylüyorum ki bu bir ironidir. Eğer karın kası yapmak istiyorsanız mutfakta değil, mutfaktan çıkmanız lazımdır. Ne kadar az mutfağa uğrarsanız, benim bu süreçte yapmış olduğum gibi, o derece başarıya daha hızlı ve emin adımlarla ilerlemiş olursunuz. Tekrardan söylüyorum, bence karın kası mutfakta yapılmaz. Karın kası benim bu videoda yaptığım gibi spor salonunda yapılır. Benim için her zaman söyleyeyim, işin temelinde antrenman vardır. Antrenman yapmazsan bu iş hayal. Eğer antrenman yapamıyorsan da, yani yeterince şiddetli yapamıyorsan ve düzgün ve doğru bir antrenman tekniğin yoksa da istediğin kadar mutfağa git, en fazla aşçılık becerini artar. Bunun dışında hiçbir şey olmaz. Bakalım ben sporda neler yapmışım, nasıl bir antrenman yaptığımı izlemişim. Şimdi kısaca o antrenmanlara böyle birkaç örnek video gösterelim. Benim antrenmanlarım nasıl geçiyor? Daha challenge'ın bilmem kaçıncı günündeyim. 7, 8, bugün 9. günüm. 9. günündeyim. Sabah kardiyosuyla başladık. Kardeşim, ben de yaptım. Umut Eker'le beraber sabah kardiyosu yaptım. O da bana eşlik etti, sağ olsun. Bu challenge'ın da bana destek oldu. Kamera var. Benim antrenman felsefem ne? Çok basit. Benim herhangi bir sihirli egzersizim ya da sihirli bir makinem burada hiçbir zaman olmadı. Her zaman Bobçim'de öğrencilerimize söylediğim, üyelerimize söylediğim bir laf vardır. Sihirli makine yoktur, sihirli egzersiz yoktur, sihirli program yoktur. Sadece onu ne kadar iyi yaptığım vardır. Ben yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Yapabildiğim en iyisi neyse, en yetenekli olduğum tarz neyse, o tarzda yapabileceğim en yüksek şiddete yapmaya çalıştım. Burada da bütün öğrencilerime yaptırdığımda aynı tarzı kurdum ve hiçbir zaman farklı bir egzersiz yapmadım. Normal egzersiz rutini neyse, ağırlık egzersiz rutini neyse aynısını devam ettim. Bu ağırlık egzersiz rutinden size kısaca bahsedeceğim. Ama dediğim gibi çok büyük bir şokla karşılaşmayabilirsiniz. Belki çok değişik bir program bekliyorsunuz, ağırlık programı bekliyorsunuz ama hep daha önce bildiğiniz, hatta sıkıldığınız belki bu muydu, bench press mi diyeceksin biliyoruz. Evet, bench press diyeceğim. Squat mıydı? Yani squat, evet. Belki aranızda çok farklı değişik mucize hareketler bekleyenler vardır. Yandan lastikler takıp yukarıdan bilmem ne altta top alıp bosuların üstünde filan. Kesinlikle böyle egzersizler yapmadım. Çünkü bu egzersizlerde yeteneğim iyi değil. Yeteneğim hangi egzersizde ise en iyi bildiğim şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Antrenman programım şöyleydi. Hemen hemen haftanın 7 günü antrenman yapıyordum zaten. Bu 30 günlük süreçte size şunu söyleyeyim. Antrenman yapmadan geçemediğim bir gün olmadı. 30 günün 30'unda da son anda tartıya çıkana kadar, tartıdan 1 saat öncesine kadar, 2 saat öncesine kadar bile hala son antrenmanımı, son kardiyomu yaptım. Bu 30 günlük süreç böyle geçti. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu 30 günlük süreç ekstrem bir hedef olduğu için ekstrem, yani sıra dışı yöntemler kullandım. Yani bunlar normalde, normal bütünde kullanılabilecek yöntemler ve normal bir rutininde kendinize asla böyle bir hedef koymayın. Ben sadece size burada neyi başardığımı, insan isterse, azmederse, iradeli olursa neyi başarabileceğini göstermek için bu videoyu çekiyorum. Siz bu sonucu almak zorunda değilsiniz ki, tavsiye ediyorum bu süreçte, bu kadar kısa süreçte böyle bir hedef koymayın kendinize. Ben dediğim gibi önceki yaşamımdan ve önceki tecrübelerimden de feyz alarak böyle bir videoyu başladım. Antrenman programı nasıldı? Evet, haftanın 7 günü çalıştım.
klasik benim 5'e bölünmüş bir antrenman disiplinim vardır. Yani 5'e bölünmüş bir antrenman şekli yapıyorum. Ha bu 2'ye de bölünebilir, 3'e de bölünebilir. Sizin mevcut antrenmanınız şu anda kapasiteniz neyse aynı antrenmanınızı devam ettirin demeye çalışıyorum. Ben 5'e bölünmüş bir antrenman yapıyordum, aynı şekilde devam ettim. Çok basit. Birinci gün göğüs programı, ikinci gün sırt programı, üçüncü gün bacak programı, dördüncü gün omuz programı ve beşinci gün kol programı. Yıllardır bu sırayla giderim. Beşinci günden sonra tekrar birinci güne dönüyor. Yani 1-2-3-4-5 bitti. 1-2-3-4-5 her gün tabii haftanın farklı günlerine denk gelebiliyor bu programlar. Ama benim ağırlık sistemim buydu. Benim için her zaman şiddet değişmez uçur. Antrenman her zaman şiddetli olacak. Amacın ne olursa olsun kilo mu almak istiyorsun, kilo mu vermek istiyorsun, dayanıklılığını mı arttırmak istiyorsun, postürünü düzeltmek istiyorsun, hiç fark etmez. Bir yarışmaya mı hazırlıyorsun? En temel prensibi bu. Antrenmanın ne olursa olsun şiddetli olacak. 100 kiloyla da yapıyorsan maksimum şiddetle çalışacaksın. 20 kiloyla da yapıyorsan maksimum şiddetle çalışacaksın. Temel antrenman felsefen bu. Herhangi bir tekrar sayım yoktur. Belirlediğin hedeflerin tekrar aralıkları vardır. 15-20 aralıkta bir tekrar yaparım. Ama bununla beni hiçbir zaman kısıtlamaz. Hiçbir zaman ben 3x15 yapacağım bir sette, bir egzersizde hiçbir zaman 3 seti de 15 tekrarla bitirmem. Beni tanıyanlar takip eden bilir, benim bir felsefem vardır, 16 her zaman 15'ten daha iyidir. Eğer ben 16. tekrarı yapabiliyorsam 16. tekrarı görürüm. Eğer ki iradem beni 17. tekrara götürmeye muktedirse 17. tekrarı da görürüm. Ben nerede biterim, nerede tükenirim orada bırakırım. Hiçbir zaman ben 3x10'cu, 3x12'ci, 3x15'ci bir adam olmamışımdır. Çok özel durumlar dışında genelde %90 oranında antrenman felsefen budur. Ama şöyle, şunu unutmayın. Bir kasın incelmesi, yani atrofi olması, kasın yok olduğu anlamına gelmez. Bakın bu nokta çok önemli. Birçok kişi şimdi beni şeyle yargılayanlar oluyor, takipçilerimden de sevenler de. Eridi bitti o kaslar, nereye gitti? Kaslar bir yere gitmiyor. Kaslar sadece mevcut halinden sönümleniyor. Yani siz tekrar besini verdiğiniz takdirde, tekrar antrenmanı yapıp ağır kilolara çıktığınız takdirde o kaslar hemen eski haline gelecek. Yani yeni başlamış bir insandan farkınız, eğer tecrübeliyseniz, yıllardır bu işi yapıyorsanız benim gibi, yeni başlayan bir insandan farkım, ben tekrardan 3-4 hafta içerisinde eski bacaklarımı eski haline getirebilirim. Bütün ölçümlerimi 3 hafta, 4 hafta içerisinde en fazla eski haline getirebilirim. Yani bunun için tek yapmam gereken eski kilolarımı kullanmak ve vücuda besin vermek, karbonhidrat vermek, bu kadar. Ben şu anda tamamen size'ımın küçük olması, vücut karbonhidrat depolarımın sıfır olması ve kullandığım kiloları bilinçli bir şekilde düşürmem lazım. Evet, zorlu ağırlık antrenmanlarım bu şekilde devam etti. Bazı günler tek başıma yaptım, bazı günler beni ziyaret eden dostlarım oldu, antrenman partnerlerim oldu, bana bu süreçte destek veren. Antrenman partneri çok önemlidir. Gerçekten yalnız başına antrenman yapmak bir saatten, bir süreden sonra çok zorlaşır. Yine yaparsınız. Ben sonuçta yıllardır spor yaptığım için kendi o yüz disipline sahibim. Kendi başıma antrenman yapabiliyorum, kendi başıma yetebiliyorum, kendi kendime o motivasyonu verebiliyorum. Ama gerçekten bu motivasyonu tek başına sağlayamayan insanlar mutlaka bir hoca, bir koç yardımıyla çalışmalıdırlar. Eğer ki böyle bir sürece giriyorsanız size de destek veren yanınızda bir hocanız, bir koçunuz ya da bir arkadaşınız mutlaka olsun. Gerçekten bu süreç tek başına idare edilebilecek, geçilecek bir süreç değil. Ben bile bu öz disipline sahip bir adam iken, antrenman benim için hayatımın vazgeçilmez bir unsuruyken bile ben bazen yanıma böyle bir partner, antrenman arkadaşı arama ihtiyacı çok duydum, özellikle böyle bir süreçte. Sağ olsun birçok arkadaşım da beni yalnız bırakmadı. Öğrencilerim geldi, dostlarım geldi, sevenlerim geldi, beraber antrenmanlar yaptık ve çok güzel antrenmanlar için. Evet, benim için çok keyifli anlardı. Buradan hepsine de teşekkür etmek istiyorum, beni yalnız bırakmayan dostlarıma. Ve antrenman kısmından sonra çok merak edilen bir konu da kardiyolar. Evet. Birisi bana bu süreçten önce kardiyo dediği zaman ben ne diyor diye sorardım. Çünkü benim için kardiyo o derece anlamsız bir aktiviteydi. Benim için anlamsız olması kardiyonun faydasız olduğu anlamına gelmez tabii. Ben biraz espriyle yaklaşıyorum olaya. Sadece 106 kiloluk bir adamın, gerçekten günlük hayatta da nefes alıp vermesi zor bir adamın kardiyoya çıktıktan sonraki ruh halini tahmin edebiliyorsunuzdur. İlk kardiyolarım çok zor oldu benim. Yani 4.5 hızla gidiyordum kardiyo üzerinde ve bu beni yormuştu.
İlk günkü kardiyom 25 dakika falan sürmüştü. 25. dakikada nefes nefese kalmıştım. Çok terlemiştim ve sadece 4,5 hızdaydım. Tabii ki vücut kilomun, vücut ağırlığımın rolü bunda büyük. Neden çok zorlandım biliyorum, çok başarısız bir kardiyo derecesi. Hepiniz çünkü gülüyorsunuzdur. Ama şunu unutmayın, ben şu anda bu kardiyo derecesine ve başarısına çıktıysam eğer üzerimde 26 kilo eksik halimle çıktım. Şu anda üzerimde 26 kilo yok. İlk başladığım günde... Ay! Hop hop hop! Bu dumbbell 25 kiloluk bir dumbbell. Üzerimde bu ağırlıkla kardiyo cihazına çıktım. Yani şu anda da üzerimde bu ağırlıkla, elimde bu ağırlıkla kardiyo cihazına çıksam eminim yine en fazla 30 dakika yapabilirimdir. Şu anda ben 80 kiloyum. 80 kiloluk eğer aranızda beni izleyen biriniz varsa şu ağırlığı elinize alıp kardiyo yaptığınızı düşünün. Eğer ne hissedecekseniz ben de o gün onları hissettim işte. Bu 25 kilo, hatta ben bundan daha fazlasını verdim. 30 gün önce bütün hayatımı üstümde bu dumbbell'la geçirdiğimi düşünün. Gerçekten yaşam kalitesini tahmin edemezsiniz. O yüzden bu transformation, yani bu dönüşüm videosunu bazıları çok eleştirdiler. O kütleden ne gerek vardı inme ya, yazık ettin, o kaslar gitti, heybetin gitti filan. Ama gerçekten gereğinden fazla ağırlıkla yaşamak, üzerinizde taşıyamayacağınız yükle yaşamak. Belki ben yine en nispeten taşıyabiliyordum vücut gücümden dolayı ama taşıyamayacak, spor geçmiş olmayan, gerçekten bu kiloyla yaşayan insanlar var. Onlara şunu söylemek istiyorum. Yani şu andaki yaşam kalitenizle aldığınız nefesi kaliteli zannediyorsanız, yürüdüğünüz yolu geçirdiğiniz zamanı kaliteli hissediyorsanız gerçekten kaliteli yaşamın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu ağırlık üzerinizden gittiği zaman, işte şu dumbbell'ı az önce ne kadar zor kaldırdığımı düşün. O zaman gerçekten hayatın anlamını ve keyfini o zaman çıkartmaya başlayacaksınız. Çok zor. Yürüyüş bandında saatte 6 km hızla giderek bunu 2 saat devam ettirebilmek inanılmaz bir zihin kontrolü, bir irade gerektirir. Hiçbir insana 2 saat boyunca bir yere mahkum edemezsiniz. Özellikle karşısında aynı olan bir koşu bandına. Ben kendim buna mahkum ettim. Niye? Çünkü bir hedefim vardı, amacım vardı. Ve sabahları çok erken saatte geliyordum. Hatta ne kadar erken geldiğimi size göstereyim. Şimdi evden çıktım, salona doğru gidiyorum. Birazdan günlük antrenmanı yapacağım. Pazar kardiyosu. Evet, off gün yok. Dinlenmek yok. Saat 4.30. Nasıl o koşu bandının üzerine çıkıyorum çok merak ediyorum. Herhalde gidince ilk işim bir kahve yapmak olacak. Daha sonra kendime geleceğimi düşünüyorum. Şu an çok kötü bir şey oldu. Nişantaşı fırının önünden geçiyorum. Ekmekler şu an yine fırından çıkmış. Sıcacık ve inanılmaz. Cadde buram buram ekmek kokuyor. Ve şu an hemen buradan uzaklaşmam lazım. Neyse, tehlike geçti. Ama hala geliyor koku burnuma. Of, sıcak ekmek kokusu. İşte aynen böyle sabah ezanı okunurken, sabah ezanıyla beraber ben kalkıyordum ve sabah namazına müteakiben yola çıkıyordum. Yol bile benim için kardiyoydu. Bobcim Nişantaşı şubesine geliyordum. Benim için en büyük hayatımdaki keyiflerden biri sabah şubelerinden birini açmak, o elektriğe basmak, o kapı kepengini açmak, koşu bantlarının düğmesine basmak, salonun ilk o boş halini görmek. Ve o halde koşu bandının üzerine çıkıyordum. Günde iki kardiyo yapacaksam biri 1,5 saat, diğeri 1 saat olurdu. Bunu mutlaka bölerdim. Çünkü bunlarla beraber başka antrenmanlarım da oluyor. Ama kardiyo antrenmanlarım, merak edenler için söylüyorum, bu şekilde geçti. Şimdi geldik 3. antrenman tipim, boks antrenmanlarına. Evet, boksta çok tecrübem yok. Boks geçmişim de çok fazla yok. Ama boks antrenman yapabilecek kapasitesine ve tekniğe sahibim. Burada da sevgili boks hocam Mehmet Ali Bakır'ın yardımı oldu bana çok. Haftanın en az bir günü, iki günü, hatta şöyle diyeyim, mutlaka haftanın iki günü mutlaka boks antrenmanı yaptım. Boks antrenmanını da günün hangi saatine koyuyordum? Genelde öğlen 3-4 gibi o saatlerde boks yapıyordum. Sabah aç karnı kardiyo, öğleden sonra 12-1 gibi aç karnı ağırlık antrenmanı, buna müteakiben akşam 4-5 gibi yine aç karnı boks antrenmanı yapıyordum. Dikkat edin, bütün antrenmanlarımı aç karnı yapıyorum. Çünkü ben bu challenge süresinde gün içerisinde hiçbir şey yemiyorum. Sordular, bunu nasıl yapabiliyorsun? Çok basit, istiyorum sadece. Hedefim var, iradem var. İrademi kullanmayı da biliyorum, daha önceden de kullandım. Ve yapabileceğim bir şeyi biliyorum. Ve
çok klasik bir laf vardır. Sizi öldürmeyen acı sizi güçlendirir. Daha önce de çok yapmış olduğum için böyle süreçleri. Bunlar gerçekten bana her seferinde bir şey kattı. Geldik dinlenme konusuna. Dinlenme konusu da çok merak ediyordu. Diyorlar hocam hep sabah 4'te kalkıyorsunuz. Siz eve gidişiniz, yemeği yiyişiniz 8-9 kaç saat uyuyorsunuz, kaç saat yatıyorsunuz? Ben hiçbir zaman uyku saatimi hesaplamadım. Her zaman şuna inanırım. Uyku sizden alacağını alır. Eğer bir alacağı varsa mutlaka onu sizden bir şekilde alır. Bende de mutlaka alıyordu. Gün içinde bazen böyle ofisimde sızıp kalıyordum. Bazen böyle bir şey okup giderken uyuduğumu fark ediyordum bir sandalyede falan. Genelde uyku benden alacağını aldı. Herhangi bir uyku saatim yok ama mutlaka sabah 4.30'dan sonra 5'ten sonra ayaktaydım, onu biliyorum. Bunun dışında uykuyla beraber, dinlenme vaktimle beraber tabii benim bir iş yaşantım da var, özel yaşantım da var. Sosyal yaşantım bu süreç içerisinde nasıl oldu derseniz o konuda size böyle çok güzel haberler vermeyebilirim. Çok fazla sosyalleşemedim. Ama haftanın bir günü en azından dışarı çıktım, arkadaşlarımla buluştum, sinemaya gittim. İşte bazı davetlere katıldım. Genelde şunlardan da olmayın, onun da çok yancısı değilim. Böyle bir challenge'a giriyorsanız, böyle bir süreç içerisindesiniz, tamamen kendinizi asosyalleştirmeyin. Gerçekten süreç kısa biter. Ne kadar sosyal olursanız o kadar iyi. Kendinize keyifli anlar yaratın. Bu sizin için evde kitap okumaksa onu yapın. Dışarıda arkadaşlarınızla gezmekse onu yapın. Sinemaya gitmekse onu yapın. Ben elimden geldiğince sosyalleşmeye çalışırım. Zaten işim çok sosyalleşmeye müsait bir iş. Biliyorsunuz bu ofisimlere her gün yüzlerce üye giriyor falan. Onların her biriyle muhabbet, sohbet gerçekten sosyal bir ortamın içindeyim zaten. Evet, dediğim gibi iş yaşamımı hiç etkilemedi, hatta çok olumlu etkileri oldu diyebilirim. Çünkü benim bu sürecime tanık olan, birebir tanık olan dostlarım, öğrencilerim, üyelerim, herkes en az benim kadar motiveydi. Onlar da derslerine daha fazla sarılmaya başladılar, antrenmanlarına daha fazla sarılmaya başladılar. Bu challenge süren içerisinde de beni ziyaret eden, böyle motivasyon ve destek eden, ziyaret eden arkadaşlarım oldu, öğrencilerim oldu. Onlarla da güzel sohbetlerimiz oldu. Şimdi onlara da aralarda yer vermek istiyorum, onları da göstermek istiyorum. Hatta birkaç tanesine şimdi yer verelim. Bakalım kimler gelmiş, kimler challenge'ım hakkında ne yorumlar, ne tahminler yapmış. Challenge'ımın bilmem kaçıncı günündeyim. Bilmem kaçıncı günündeyim. Ha, bir gün kaldı, yarın bitiyor. 21 gün geride kaldı. 3. haftayı bitirdim. Yarın 4. haftanın içine giriyorum. Yani bu da demek oluyor ki takribi 9 gün kaldı. İpek'in de büyük bir challenge var. İpek'cim senin challenge'ın neydi? Her zaman, her yıl bir yarışma stresim var. Onun da yarışması var. Onun challenge'ı tabii ki benden daha büyük. İpek dünya şampiyonasına katılacak. WWFF, WWF. Evet. Ve pro olarak yarışacak. Ülkemizi temsil edecek. Best of the best albüm ismi gibi. Ülkemizi temsil edecek. İnşallah şampiyon olarak gelecek. Challenge'ımın bilmem kaçıncı gündeyim? 23. gündeyim. Son 7 güne girdim. Bugün de bana destek ve motivasyon amaçlı yardımlarımlar. Sen Orkun gibi konuşuyorsun. Orkun gibi konuşuyorsun. O böyle daha hızlı konuşuyor. Sevgili Edis bugün bizdeydi. Beraber sıkı bir antrenman yaptık. Aynen. Ne diyorsun? Son bir haftam kaldı. 20 kilo vereceğim. İddiam bu, 30 günde 20 kilo vereceğim. Verebilir miyim? Verirsin. Abi her türlü verirsin. Allah sağlık versin. Vallahi tabii önce sağlık. Yorma kendini. Yorma kendini. Neyi de veremem ben? 30 veremezsin. Ya 8 gün kalmış öyle 25. Insan... 25 mi? Evet 25. Valla 20... Dükkanın adını Ork Gym yapacaksın. Ork Gym mi? Evet. Oldu bütün bu. Ben de uzun... kanalın adını... Sokağın ismini de Mordor yaparım. Ben de kanalın adını Barış Işıtmak yapacağım. Sadece Barış... isimden. Barış Işıtmak. Evet. Ya senin nüfusuna mı girmiş oluyor böyle? Challenge'ı, onun da challenge'ı vardı biliyorsun. O 30 günlük challenge'ı başardı. Hakkıyla geldi 30 günde 300 gibi vücut yaptı. Bakalım ben yapabilecek miyim? Bugünkü antrenman konumda Orkun Işıtmak'tı. Ve challenge'ın olmazsa olmazı benim için çok değerli, çok anlamlı, çok kıymetli bir insan. Sevgili Didem Soydan. Didem Soydan da beni ziyarete geldi. Bu videonun olmazsa olmazı mahalleden arkadaşım. Biliyorsunuz ki Barış'ın Joker hakkı bendim. Şöyle söyleyeyim, bir hakkı olduğunu düşünmüyor. Kamera açık olduğu için böyle söylüyor. O paranın tamamen kendisine ait olduğunu söylüyor. Hadi evet. Eylül'de sana bir challenge yapalım. Aynen, Eylül'de challenge istiyorum. Tamam. Eylül'de üst bacak ve alt karın istiyorum. Oğlum Miyaz, Didem Anlar'a üst bacak. Didem Soydan'a, hatta kardeşim Umut Öker'e çok teşekkür ediyorum. Son antrenmanım Yıldız Şube'de. Bokçum Yıldız. Niye son antrenmanımı burada yapıyorum? Çünkü bu şubenin benim için çok büyük bir önemi var. İlk Bokçum Şubesi, kurulan ilk Bokçum Şubesi. 5 yıldır burada hizmet veriyor.
Benim de ilk göz ağrım. O yüzden son bitiriş antrenmanı. Yani bugün son noktayı, son darbeyi burada vuracağım. Ve bundan sonra ölçüm. Yarın hakikaten bir rekora imza atmak istiyorum. Bu zamana kadar yapılmamış, başarılmamış bir başarıya da örnek teşkil etmek istiyorum. İnşallah olacak. Son antrenmanımı yıldız yapıyorum. Başlayalım. Evet, 30 günün sonunda, 30 gün önce bu tesiste, Bokçin Çay Yolu'nda 106 kilo olarak başladığım macera bugünün sonunda bakalım kaç kilo ile sona erdi. Yaklaşıyoruz, ben bakmıyorum. Aynı tartı. Ve 80 kilo. 30 günde 106 kilodan 80 kiloya indim. Yani 30 günde 26 kiloya vermiş oluyorum. Neredeyse günde ortalama 1 kilo vermişim. Yaklaşık 0.85-0.850 grama falan tekabül eder bu. İnanılmaz bir ortalama. Kendime meydan okudum. Bu benim kendi sınavımdı. Kendime meydan okudum ve kendimi geçtim. Bunu başardım. Yapabileceğimden de daha iyisini yaptım. Hedefim 20 idi. Ama benim fokusum 20'ye, benim zihnim 20'ye fokuslandığı için 20 kiloyu bu kadar rahat verdim. Şunu unutmayın, eğer ben kendimi 30 kiloya belki fokuslasaydım, belki bugün 30 kiloya sizlerle karşınıza çıkacaktım. 20 kiloyu başardığımı gördüm, bıkmadım. 6 günüm daha vardı, 6 günü devam ettim. Üstüne bir 6 kilo daha verdim ve 30 günü 26 kilo vererek kapattım. Bu zamana kadar böyle örneği var mı? Ben daha önce görmedim. Yani benim size'ımda, benim kütlemde, çünkü ben obezite sınıflarında bir insan değilim. Tamam, kilo uydum. Biraz yağlarım yüksekti ama nihayet nispetinde yine atletik yapıları bir vücuda sahiptim. Benim seviyemde başlayan bir insanın 30 günde 26 kilo vermesi çok 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 zor bir olay. Bu örneği görmedim. Bundan sonra örneğini görünmeyeyim. Buna benzer meydan okumalar çıkar mı bilmiyorum ama ben kendim meydan okudum, kazandım. Siz de kendinize meydan okuyun. Görüyorsunuz işte 30 günde 26 kilo veriliyor. Eğer isterseniz, inanırsanız, azmederseniz ve sadece tek yapmanız gereken şey, yani göstermeniz gereken iradeyi gösterirseniz yapılamayacak hiçbir şey yok. Ben bunu başardım. İnşallah siz de başarırsınız.
gelelim. Challenge'ın merakla beklenen, en çok merak edilen konusu. Herhalde yani almadıysan 1000 soru almışsındır bu konuyla ilgili. Hocam ne yiyorsun? Beslenme programını bize ver. O diyet ne? Diyet yapmadım. Yani bunu bütün challenge'ım boyunca size söyledim. Aralarda videolarda da görürsünüz. Hiçbir zaman bir diyet protokolü tabi olmadım. Herhangi bir diyet uygulamadım. Bir gramaj listem bilmem nelerim falan yoktu. Hiçbir şeyi saymadım, hiçbir şeyi tartmadım. Hiçbir zaman evimde tartı olmadı. Değişik kaplarım bilmem nelerim falan olmadı. Söylüyorum yemedim. Mutfağa girmedim. Tek sırrı bu. Karın kası yapmak istiyordum ve mutfaktan çıktım. Bu kadar. Tek yönün şöyle bir avantajı var. Gün içerisinde hiçbir şey yemediğiniz için mide hacminiz çok küçülüyor. Ben bakın 30 günlük açlıktan çıktım. Mide hacmim o kadar küçülmüş ki az önce tamamen diyetimi bozdum. Ve normalde yiyebileceğimin yarısı kadar yemek yedim. Çünkü onda bile zorlandım. Mide hacmim çok küçüldü. Artık istesem de çok yiyemiyorum. Aç kalmak kişiyi zayıflatır. Zayıflamak istiyorsan yok böyle blueberry'ler, bilmem ne oatmeal'ler, bilmem ne peanut butter'lar, asparagus'lar, bunlar işin sırrı değil. İşin sırrı yememek çok basit ya. Bunu size kimse söylemedi mi? Söylemezler. Ama ben size söylüyorum. Çok basit ya. İşin sırrı yememek. Çok sağlıklıyım. Hiçbir problem olmadı. Tek öğünle gerçekten günlerim çok mutlu, huzurlu geçtim. Tek öğünün dezavantajları var mı? Var. Gün içinde gerçekten bitkin oluyorsunuz. Tek yönün dezavantajları var mı? Var. Evet, midem çok bulandı. Çünkü aç karnı antrenman yaptım ve aç karnı su içmek zorunda kaldım. Bu benim biraz midemi bulandırdı. Böyle durumlarda gün içerisinde iki tane salatalık yedim midemin çok bulandığı durumlarda. Biliyorsunuz salatalığın herhangi bir kalori değeri yok, yemek değeri de yok. Çok öğünden saymıyorum. Ama siz de bu süreçlerde bunu yaşarsanız belki iki tane salatalık ya da 3-5 tane ceviz, böyle midenizi biraz bastıracak şeyler kullanabilirsiniz. Bazı günler hiç ihtiyaçlıyordu, kullanmadım ama bazı günler kullandım. Tek öğünde ne yapıyordum, ne yiyordum? Bütün antrenmanlarımı aç karnı yaptıktan sonra akşam eve geliyordum. Yemeğimi hazırlıyordum. Benim için mutfak gerçekten büyük bir angarya. Mutfakta olmak çok hoşuma gitmiyor. Mümkün olunca hemen yemeğimi yapıp çıkmak istiyorum. O yüzden ben böyle biraz daha hızlı pratik gıdalara yer verdim. Böyle bekar evi hayatı, bekar hayatı yaşadığım için de böyle dondurulmuş gıdalar benim imdadıma yetişti. Size savunuyor muyum dondurulmuş gıdaları? Yok. Çok bir zararını gördüm. Ay zararını da görmedim. Tabii ki mümkünse bahçenizden toplayın yine ama benim gibi Nişantaşı'nın ortasında günde 16 saat çalışan bir adam için bu mümkün değil. Her akşam marketime uğruyordum, dondurulmuş gıdalarımı alıyordum. Bir gün bamya, bir gün ıspanak, bir gün taze fasulye. Genelde bu 3 sırayla gittim. Çünkü sebze yemeğini gerçekten çok özlüyorum. Eskiden sebzeler benim için, sebze yemekleri, salatalar, ha ağaçtaki yaprak neyse salata benim için öyle çok anlamsızdı. Açlık insana bayağı bir şey öğretiyor, bayağı bir şey özlettiriyor. Bamya yemeye başladım. Hayatımda yemediğim bamyayı bu süreçte yedim. Aynı şekilde ıspanağı da. Ve çok güzel yeteneklerim oldu. Ne kadar günahlı bir aşçı olduğumu falan keşfettim. Aslında günlere gerek yok. Hepsi birbirine aynı mantıkla yapılıyor. Şu resim karesini hatırlarsanız birçoğunuz görmüştür. Pirinç pilavı, yanında tavuk göğsü bembeyaz, yanında kuşkonmazlar sıra sıra. Bu. Böyle bir kalıp yok. Bu fotoğrafı size kim empoze etmeye çalışıyorsa yalan. Böyle beslenmek zorunda değilsiniz. Tamam sağlıklı ama bu şart değil. Sen kuşkonmazın yetişmediği bir ülkede yaşayan, büyümüş, bu topraklardan doğmuş bir çocuksun. Kuşkonmaz demek zorunda değilsin. Senin genlerinde pırasa var. Yani senin haberin yok da senin genlerinde bamya var. Bunları da yiyebilirsin. Hani size yazanlar belki vardır yok oradan. Salı çarşamba günleri somon 245 gram, bilmem ne hindi göğsü, bilmem ne kontrfile yağ alınmış 150 ve... Düşünüyordum o gün antrenmanda kardiyo. Akşam ne yesem ya? Bakayım canım ne çekiyor? Balık, balık. Yanında roka salatası, tamam güzel. Instagram'da food sitelerine giriyordum, bakıyordum. Aa çok güzel bir sebze yemiyor. Adamlar ne yapıyor? Karnabahar kıymalı. Tamam kıymalı karnabahar, menü bitti. Bu. Çok da fazla böyle abartmaya, aman o kadar organikçi olmaya gerek yok bence. Diyetim bu şekildeydi. İşte mucize bekliyordum. Maalesef sizi tatmin edemedim ama tek mucize bu. Vücut benim için hiçbir zaman bir amaç olmadı. Benim için vücut kıyafet gibiydi. Yani 110 kiloluk, 120 kiloluk hallerimi de biliyorum. Yarıştığım dönemler vardı bundan çok yıllar önce, çok gençken. Hatta oralarda da böyle birkaç fotoğraf yayınlayalım. Yarıştığım dönemler de vardı. Bir dönem vücudum oydu, yapmak istediğim oydu. Bir dönem çok büyük, çok iri olmak istiyordum. Şu anda gerçekten giymek istediğim kıyafet bu. Beni mutlu eden hal bu. Bu şekilde mutluyum, şu kendim daha sağlıklı hissediyorum ve bu şekilde görünmek istiyorum. Ve bu şekilde, ileride ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben herkesin her zaman olmak istediği vücuda ve olmak istediği, yakalamak istediği forma saygı gösteririm. Fit olmak isteyenlerde de saygı gösteririm.
Onun ideali odur. İri olmak, büyük olmak isteyenlere de çok büyük saygı duyuyorum. Hiçbir zaman hiç kimsenin kendi başarısını küçük görmem. Ben şu anda böyle olmak istiyorum. Beni hala o eski, hadi Barış Hoca yine büyü, yine kütlolu ol diyen arkadaşlarıma, takipçilerime sesleniyorum. Şu an böyle çok mutluyum. Siz de bir süre bence gözünüzü buna alıştırın. Mesela bugün ilk diyetimi bozdum. Bakalım neyle bozmuşuz. Şöyle. Şu an o kadar açmıyor. Tamam, şuradan güzel bir Epitan Crisp'ini alayım. Evet, sushi ile bozdum. Bilmiyorum arkadaşlar, neden bilmiyorum ama ben Samsun'da doğmuş, büyümüş, bir Ankara'da yetişmiş bir insan olarak sushi'yi çok seviyorum. Ne alaka? Gerçekten çok seviyorum, tadını çok seviyorum. Keşke bizim bulduğumuz, bizim kültürümüze ait bir şey olsaydı da daha da fazla yeseydim. Ama olsun, yapacak bir şey yok, fark etmez. Değişik lezzetler her zaman güzeldir. Kendime hedef koydum. 30 günde 20 kilo vereceğim dedim. Daha iyisini yaptım. 26 kilo verdim. Eğer ki kendime daha iyi bir hedef koysaydım, inanın o zihin tutumuyla, o mentaliteyle ve o fokusla o hedefi de başardım. Unutmayın, en mutlak güç iradedir. İradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Ben irademi kullandım. Her zaman en büyük yeteneğim iradem olmuştur. Tekrar söylüyorum, bu challenge'daki tek büyük başarım, tek büyük sırrım iradem. Ne tek öğün yemem, ne o egzersizleri yapıyor olmam, ne saatlerce kardiyo yapıyor olmam, hiçbir değil. Bunların hepsini iradem sayesinde başardım. Hiçbirine ne bir hap, ne bir takviye, ne bir supplement, ne bir diyet formatı, ne bir hiçbirisinin hiçbir şeyin yardımı olmadı. Tek başıma irademle, zihnimi kontrol ederek, inanarak, azmederek, disiplinli olarak ve sabırla bu süreci bekledim, başardım. Bravo hocam. Teknik, hırs, irade, konsantrasyon. Hop! Teknik işte bu. Gördünüz mü? Bilgi, deneyim, disiplin. Arif deli oğlum bu. Ya boş ver abi, yuvarla ya. Ben başardıysam sen haydi haydi başarırsın. Çünkü sana şunu söylüyorum, ben gerçekten çok yetenekli bir insan değilim. Ve ben iradeli olabiliyorsam sen de olabilirsin. Bunun için tek şey inanman, karar verip başlaman. Bu kadar. Çok net. Bugün karar ver, kendine meydan oku. Benim yaptığım gibi kendine meydan oku. Bir hedef koy, fark etmez. Sen 20 kilo koyma, 10 kilo koy, 5 kilo koy. Gerekirse 1 kilo koy. Eğer ki ilk hedefini başarabildiğini göreceksen, bir sonraki hedefinde daha azimli olacaksın. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bu sürecimde benim yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Önce Allah'a şükürler olsun bana bu sabrı, bu azmi, bu iradeyi verdiği için. Her gün binlerce kez şükrettim. Ondan sonra benim yanımda olan aileme çok teşekkür ediyorum. Daha sonra ikinci aileme, Bobcim ailesine, başta Mehmet Sağlam'ın, Ferami Solak olmak üzere bütün Bobcim çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Benimle bu süreçte beraber oldular, bana destek verdiler. Her gün motivasyon mesajları atıyorlar. Arkadaşlarıma, eşlerime, dostlarıma, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sayenizde, onların sayesinde, onların da yardımıyla, desteğiyle beraber bu işi başardım. Hepinize sevgiler. Bir sonraki challenge videomda görüşmek üzere. Eğer ki hangi challenge yapmamı istiyorsanız da onu da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bu video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz alttaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer ki hala bu videoya rağmen kanalıma üye olmadıysanız da kanalıma üye olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.